Evet, bence de. Adım dedim, adım dedi, hepsi var burada. Var var var. Var. Sizin ufak tefek şeyler var ya, arkadaşlar biliyorum. Sıfır bundan hepsi abi. İkinci el hiçbir şey yok. Hocam, bir şey söyleyeceğim. Mama falan da var abi burada.10 Şubat benim doğum günümdü. Buradan bana bu anlamlı güzel, hoş hediyeleri gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günü taşlandırmak için Sayın Belediye Başkanımızı ve ilçemizin de belki de Kocaeli'nin en çalışkan belediyesi benim gözümde. Belediye Başkanımızı hem ziyaret etme adına hem de arkadaşlarımın, sevdiklerimin bağışlarını başkanımıza güvenilir ellere teslim etmek için geldim. Aslında Adnan Kültür Merkezi'nde de yapabilirdim ama hem de kendisini bir görmek istedim. Buradaki çalışmalara baktım. Harika bir çalışmalar. Muhteşem bir koordinasyon var burada. Hele hemen hemen bir hafta oldu bugün. Maraş'a intikalimizin bir haftadan beri geldiğimiz nokta çok iyi tabii ki. Ama her gün yürekleri burkan senaryolarla karşı karşıyayız. Büyük bir afet, yüzyılın afet dediğimiz bir afet. Her taraf yerle bir olmuş. Hala daha maalesef enkaz altında cenazeler var. 10 katlı, 15 katlı binaların tost olduğu. Tabiri caiz midir bilmiyorum ama iğneyle kuyu kazıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Zor bir dönem. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Normalleşmeye de başlıyor. Şehirde elektrik, su elhamdülillah var. Bazıları güvenlik konusunda bazı yaygaralar yapıyorlar. Ay efendim burada yağmalar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Tam tersi, Kahramanmaraş çok güvenli bir şehir. Kahramanmaraş'ın insanı çok muhteşem bir insan. Kardeşi nasıl bir toplum. Böyle helal haram çizgisi olan insanlarla dolu buralar. Bu işin de tabii tipik böyle kaos ortamlarında bunları konuşmak hoş olmuyor. Biz birbirimize kenetlenmemiz lazım. Bugün Kadir kardeşim aramızda. Kalkmış gelmiş, geçen gün aradı beni. Başkanım ben de burada size katkı sunmak istiyorum dedi. Sağ olsun geldi, yardımlarını teslim etti. Çalışma ortamımızı da gördü, eksik olmasın. Birçok sivil toplum kuruluşlar, vatandaşlarımız devamlı geliyor. İnşaat mühendisi kardeşlerimiz var Darıca'dan. Onlar geldiler, ziyaret ediyorlar. Karınca kararınca, karıncanın İbrahim Aleyhisselam'ın suyuna ateşine su taşınması gibi safımız belli olsun mantığıyla herkesin kendi gücüne yettiği şekline bir yardım etmesi muhteşem bir duygu. Evvela Kadir kardeşim doğum gününü kutluyorum. Herhalde Kadir'in de doğum günü hediyesi aldığı, en çok hediye aldığı gün bu yaşın oldu galiba. Evet, en güzel hediyeler. Buruk bir yaş günü. En güzel hediyeler bu yıl hediyeler. Allah ömrünü uzun etsin. Sağlıklı, sıhhatli bir ömür nasip etsin Kadir kardeşimize de. Evlatları, çoluğu, çocuğu, ailesiyle beraber. Böyle hayırlı bir işe vesile olması da ayrıca manidar ve kayda değer. Onun için de ayrıca tebrik ediyorum. Allah hayırlı etsin yaş gününü kutluyorum. Burada biz minimum bir belediyecilik hizmeti yapıyoruz. Yani temizlik aracından cenaze nakil aracına, iş makinesinden yol süpürme makinesine, harfiyat kamyonundan cisibisine, efendim söyleyeyim sıcak yemeğinden her türlü hizmetini sunacağımız, vatandaşlarımızın evlerine kadar yardım götürebileceğimiz bir altyapı kurulumu var burada. 150-200'e yakın personelle biz bu hizmeti yapıyoruz. Dulkadiroğlu ilçesinin Sayın Valimiz Serdar Bey tarafından biz bu görevi aldık. O gün bugün de bir haftadır çalışıyoruz. Allah'a çok şükür koordinasyonumuz da çok güzel. Ümit ediyoruz ki bu yaraları hep beraber devletimizle, milletimizle, omuz omuza, gönül gönüle bugünlerde geçireceğiz inşallah. Hayır,
Bir tane çabanın maçı oldu.